Merhabalar, Nehirli Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli bebek ahtapotu öreceğiz. Şöyle ahtapotun kolları yeni doğan bebeğe kordon hissi verip onu annesinin karnında hissettirip huzur verirmiş. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim ben yaparken. Ve çok sevimli bir şey oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve örmek isteyenler destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarla bana destek olmayı unutmayın. Ve şimdi yapılışına geçmeden önce size anlatayım. İplerim Peria Cotton Baby. Bej rengi, saç bej rengi kullandım. Gözleri 10 mm şeklinde. Diğer pembe renkte Peria rengi. Ve şu renk, ten rengi koyu ten rengi. Peria'nın koyu ten rengi çıkmış. Onu almıştım. Ben de bunu da kullanmak istedim. Tığ olarak 2,5 mm tığ kullandım. Ve diğer türlü de içine tabii ki elyaf kullanıyoruz. Bu şekilde başka da gözleri için, gözlerinin kirpikleri için, kaşları için de katına ayırdım ipi. Peria'nın kahverengi ipini katına ayırdım. Ve tek katlı bir şekilde işledim. Siz etamin ipi varsa onu da kullanabilirsiniz. Evet, çok gerçekten basit bir oyuncak. Örünce hemen bir iki saatte yapılabilecek bir oyuncak. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi tarifine geçebiliriz. Evet, sevimli ahtapotumuza başlayabiliriz. Kafasından başlayalım. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Sabitledim. 6 sık iğne içine dolduralım. 2 Bir üst sıraya çıkalım. İlmek belirleyici alalım. Ve şimdi bu sırada çift batıyoruz. Her sık iğnenin içine çift batarak 12 sık iğne elde edeceğiz. İlmek belirleyicimizde yürütüyoruz. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift şeklinde. Burada da 18 sık iğne elde etmiş olacağız. Diğeri 12 sık iğne olmuştu çift batarak. Burada da bir tek bir çift yapıyoruz. Yine 6 artırmış olacağız. 18 olmuş olacak. Bu şekilde sarmal bir şekilde devam edeceğiz. Bir tek bir çift yaptıktan sonra burada da iki tek bir çift yapıyoruz. İki tek bir çift batacağız. Yani aynı sık iğne içine iki tane batmış olacağız. İki tek, bir tane çift. Evet, sıra sonuna geldim. Bu sırada 3 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 tek battım. 4.'ye 2 tane batıyorum. 1
2, 3 tek batıyorum. Dördüncüye çift batacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tek 1 çift batarak gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 4 tek 1 çift batacağım. 2, 3, 4 tek battım. Beşinciye çift batıyorum. 1, 2. 1, 2, 3, 4 tek battım. Beşinciye çift batıyorum. 1, 2, 3, 4 tek battım. Beşinciye çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4 tek 1 çift yapalım. 4 tek 1 çift batarak geldim. Bu sırada da 5 tek 1 çift. 1, 2, 3, 4, 5 tek battım. 6.ya 2 tane batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tek battım. 6.ya çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. 5 tek 1 çift battık. Son artırmamızı yapalım. Burada da 6 tek 1 çift batacağız. Sonra düz öreceğiz. Düz çıkacağız bayağı bir 9-10 sıra. Şimdi 6 tek batıyorum. 7.ye 2 tane batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek battım. 7.ye çift batıyorum. Bu sırada bu şekilde. Son artırmamı da yaptım. Bakın şimdi ne yapmıştık? Sihirli halka. Sihirli halkanın içine 6 sık iğne koyduk. Sonra bir üstüne çift batarak 12 sık iğne elde ettik. Bir üstüne 1 tek 1 çift, 2 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 4 tek 1 çift, 5 tek 1 çift, 6 tek 1 çift yaparak 6 tane artırma yaptık. Şimdi bir 9 sıra dümdüz hiç artma azaltma yapmadan çıkalım. Ve sonrasında da tekrar azaltmalara geçeceğiz. 9 sıra düz örelim dedim. Göstereyim biraz. Bütün sık iğnelerin içine tek batıyorum. Eğer ki hiç bilmeyen arkadaşlarım varsa neden hemen geçiyorsunuz demesinler. Aslında önceki videolarımda bu tarifi, yani bu kafa tarifini çok uyguladım. Uyguladıklarım var. Benziyor birbirine zaten. Mantığını bir kavrasanız çok kolay kendiniz sayılarını çıkararak oyuncaklar örebilirsiniz. Bakın bu şekilde tek tek batıyorum. Hiç ne yapmıyorum? Artmıyor, azaltmıyorum. Devam ediyorum dümdüz. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 9 sıra yapacağız. 'Yani bu oyuncağı beğenirseniz sonrasında çıngırağını da yapabiliriz. İçine ses çıkartan bir şeyler koyaraktan daha küçüğünü yaparak olabilir. Diş kaşıyıcıyla beraber de yapılabilir. Hani ona bağlantı kurulup. Bu şekilde bakın. Geldim sıra sonuna kadar. 8 sıramız kalmış oldu. 8 sıra dümdüz çıkalım. 9 sıra düz çıktım ben ama şöyle kısa geldi gözüme. 12 sıra olması için bir 3 sıra daha düz örelim. Düz çıkalım yani. 9 sırayı 12 sıraya çıkartmış olduk. 3 sıra daha örelim. 12 sıra düz ördüm. Şimdi azaltmalara başlayabiliriz. 6
tek bir artıra kadar artırmıştım. Ve şimdi de 6 tek bir azaltla başlıyorum azaltmaya. 3, 4, 5, 6 tek ördüm. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek ördüm. Bir tane azaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek. Bir tane azaltalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelirim. 6 tek bir azalttan sonra ben göz takayım istedim. Gözleri takıyorum şu anda. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, 17. sıraya 7 sıkı iğne arayla takıyorum gözleri. Yani isterseniz kanalımda uykucu bebek, uyuyan bebek tarifinde göz işlemesi var. Ona da bakabilirsiniz. Yani hani ahtapota uyuyan mod vermek için, hani uyuyor gibi görüntü vermek için o şekilde de yapabilirsiniz. Ben şu anda böyle göz takmak istedim. Gözlerim 10 milim bu arada. Bu şekilde taktım. Evet, kilidini de takıyoruz. Göz işlemesini de sonra yaparız zaten. Şimdi azaltmalara devam edeceğim. Şimdi 5 tek bir azalt yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra bir azaltıyorum. Bakın zaten azaltma yerimiz belli. Önceki azalttığım yeri bakın görebiliyor musunuz? Burada. Hemen bir öncesiyle ne yapıyoruz? 5 tek bir azaltı yapmış oluyoruz. Bak tekrardan bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5 tek ördüm. Şimdi tekrar gösteriyorum. Hani saymadan sonra karıştırmadan aslında ilmek belirleyici bile kullanmadan örebiliriz oyuncaklarımızı. Buradaki 6 tek bir azalttaki yerim bakın belli oluyor zaten. Bir öncekiyle ne yapıyorum? Bunu azaltıyorum. Bu sırada bu şekilde oluyor. 5 tek bir azalt yaptım geldim. Şimdi 4 tek bir azalt yapıyoruz. Bu arada daraldıkça ne kadar rahat koyabiliyorsanız, nasıl rahat koyabiliyorsanız o şekilde elyafınızı koyun. Bu sıradan sonra isterseniz elyafı da koyabilirsiniz. Bütün yerini eşit bir şekilde dağıtalım. Bir, iki, üç, dört tek bir azalt şeklinde devam ediyoruz. Şöyle baktım da gözleri çok biraz daha aşağı takmışız gibi geldi. Çok güzel durmadı. O yüzden iki üst sıraya yani 17. değil 15. sıraya taktım. Çıktı yani kilitli gözü ben zorlayarak çıkarttım. Eğer sizin de çıkartma şansınız olursa çıkartsanız güzel olur. Buradan saydığımda 15. sıraya takmış oldum gözleri. Ya şöyle yani hani içime sinmeyen bir şey olduğunda illaki değiştirmek istiyorum. Siz de kusura bakmayın ama bu şekilde içim rahat edecek. Güzel bir şey çıkması için ortaya. Bazen hepsini söktüğüm bile oluyor açıkçası. O yüzden gözleri de çıkarttım ve bu şekilde taktım. Sanki daha güzel oldu. Evet çünkü burun yapacağız. Ağızda yaparsak eğer yer kalmayabilirdi. Elyaf koyduğumu nasıl koyduğumu göstereyim. Bakın genelde yanlara böyle. Bütün her yerine gelecek şekilde dolduralım. Böyle. İyice dolduğuna emin olalım. Tabii ki çok aşırı böyle taş gibi olmasın ama bol da olmasın. Yani yumuşacık da olmasın.
Sonra hemen yıkadığımızda ya da bebeklerimiz oynadığında hemen deforme olabilir. Her yere gelecek şekilde koyalım. Zaten ördükçe de ne yapıyoruz? Onu fark edip tekrar tekrar koyarız zaten. Evet, şu anda yeter gibi. Daralttıkça koymaya devam edelim. Ve bu sırada da biraz önce 4 tek bir azaltı yapmıştık. Şimdi 3 tek bir azaltı yapıyorum. Bir, iki, üç tek bir azalt. Bu sıramız da bu şekilde. Üç tek bir azalt şeklinde devam ediyor. Üç tek bir azalt. Üç tek bir azaltı yaptım. Biraz daha elyaf koydum. Şimdi arka loblardan alacağım. Çünkü ön loblardan yaka kısmını yapacağım ahtapotun. Kollarını dikeceğim yeri. Şu anda sadece arka loblardan alarak oluşturacağım. Biraz sonra bu sırayı yaptıktan sonra tekrardan azaltmalara devam edeceğim sonuna kadar. Arka loblardan alıyorum. Bakın bu şekilde görünmediyse eğer. Bakalım tekrardan. Evet, böyle. Tamamen toplayıncaya kadar artık azaltmaya devam edeceğim. İki tek bir azalt şeklinde bu sırayı yapıyorum. Bir, iki tek bir azalt. Bu sırada da bir tek bir azalt yapıyorum. Bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. Evet, az kaldı sonlara doğru artık. Toplamaya geleceğim birazdan. Burada da arka arkaya 6 azalt yapıyoruz. En son iğne ile toplayacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Burada uzun bir ip bırakalım. Hem ahtapotun kollarını dikmek için hem de toplamak için. Bakın, sadece dış toplardan alaraktan bu şekilde bir, iki, üç, dört,
5 ve 6. Bunu ne yapıyoruz? Ortadan geçirerekten şuradan bir yerden çıkartalım. Sık iğnenin içinden. Bakın gayet düzgün bir şekilde görüntü oluştu. Şuradan bir tane düğüm atalım. Ve biraz sonra kolları yaptıktan sonra dikmek için bırakalım. Ben farklı şeyler düşünüyorum açıkçası. Hani böyle tatlı bir kulak yapma mesela. Şöyle şuradan bebek saçı gibi ufak 2-3 tane kıvırcık bir saç çıkartmak gibi. Gözlerini şekillendirelim. Birazcık çukur yapabiliriz. Yani bundan sonrası aslında bizim şeyimize, yaratıcılığımıza kalıyor. Yani bizim üreticiliğimize, tasarlamamıza bağlı. İstediğinizi yapabilirsiniz. İlla ki böyle kalacak diye bir şey yok. Siz isterseniz böyle küçük küçük ufak pembe yanaklar da yapabilirsiniz. O şekilde de olabilir. Evet. Şöyle ipi katlarına ayırdım. Kahverengi ipi. Kirpik kaş yapmak için. Şöyle alttan bir yerden girelim. Bakın gözün 1, 2, 3, 4. sık iğnesi 4. üste giriyorum. Şöyle küçük bir ufak bir kaş yapacağım. 2 sık iğne 1 sık iğne aşağıya kaç boşluk var? 2 sık iğne boşluk var. Bu şekilde. Şöyle yanlardan ufak ufak bir hemen kirpik yapalım. Küçük küçük. Ve şöyle. Taraftan çıktım şimdi. Bakın böyle. Kaşa geçelim. Şekilde. Bunu bağlayalım. Kaş göz işleme edebilirsiniz. Sade kalabilir. Her şey size bağlı. Size kalmış. Şimdi ten renginden biraz kesip göz çukuru oluşturacağım. Yine onu da alttan gireceğim. Bakın yanlardan şöyle görüyorsunuz. Yine buradan girelim. Aynı yerden çıkalım.
alttan çekiştiriyoruz. Bu şekilde istediğiniz kadar çukurlaştırabilirsiniz. Size kalmış. Bunu da bağlayalım, sonra keselim. İçten kaybedelim. Tığ yardımıyla. Yine biraz burun için kesiyorum. Evet, ten rengiyle burun işleyeceğim şimdi. Bakın şöyle bir yerden girelim. 4 sık iğne. Hemen gözün altından 4 sık iğnelik yere girip çıkacağım 4-5 kere. Size ne kadar büyüklükte istiyorsanız o kadar girip çıkabilirsiniz. Bu şekilde. Yine buradan çıkalım. Burnu da tamam. Şimdi pembe ile dudağını yapalım. Bordo renkli dudağını yapayım. 2 sık iğne aşağıya. Küçük bir şey hemen. Şöyle şuradan girelim. 3 sık iğnelik yere dümdüz minnacık bir dudak yapacağım. En yakışanı bu olacak herhalde. Çünkü çok da büyük olmadı. Biraz önce denedim. Evet, bu şekilde bence oldu. Evet. Şimdi kulak için uzun bir ip kestim. Bakın kaçıncı sıradan gireceğim. Şuradan şöyle olsa. Gözden itibaren 2, 4, 6, 7. sıraya giriyorum. Ama şuradan gireyim. Şöyle. Burada küçük bağlamak için kalsın ip. Evet, şimdi bakın buradan itibaren bir zincir çekerekten tekli trabzan yapayım. 2 tane. Sonra da 3 tane sık iğne. 3. Evet. Şimdi diğer tarafa yapalım. Buradan o tarafa geçirelim. Şimdi diğer tarafa geçiyorum yine sayaraktan. Gözden 7 sık iğne uzağa. Çok tatlı bir şey oldu bence. Bakın böyle. Evet, diğer taraftan girsek daha iyi olacak. Şöyle. Şöyle. Şimdi yine aynı şekilde buradan sık iğne yapacağım. 3 tane. 1 2 3 sık iğne. En son üst tarafında 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Şekilde. Şimdi iğneyle diğer taraftan çıkalım ve bağlayıp kesip bitirelim. Bu
Buradaki ilk girdiğim yerden çıkıyorum. Gerçekten çok tatlı oldu. Bakın. Bir bebek yüzü gibi. Gayet güzel oldu.